Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem izleyiciler, bir İslam ve Aile adlı programla yeniden elhamdülillah huzurlarınızdayız. Bildiğiniz gibi İl Müftülüğümüz ve Aile Yaşat Büromuzun ortaklaşa hazırladığı ve biz hoca hanımların sizlere sunmaya gayret ettiği bu program sizleri İslam'la alakalı hususlarda bilgilendirme amacına gidiyor. Bu hususla her hafta inşallah şu saatten sonra Cenab-ı Allah nasip ederse her hafta bizler sizin huzurunuza bu saatte canlı olarak çıkacağız ve sizlerin sorularınıza İslam çerçevesinde cevaplar bulmaya çalışacağız. Bu manada her hafta inşallah bir konuğumuzla karşınızda olacağız. Bu haftaki konuğum Sayın Fatma Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah iyilik versin. Hocam, isterseniz kısaca kursunuzu, gerçi biz her program öncesinde söylüyoruz ama yine kursunuzun yerini ve eğer varsa haftalık sohbetlerinizle, yaptığınız çalışmalarla ilgili bilgi verirseniz izleyicilerimiz sizleri daha yakından takip ederler inşallah. Ben sevgili izleyicilerimize en derin saygılarımı selamlıyorum. Çünkü uzun süredir ayrıyız. Evet. Hani bu ekranlarda bizi görmeye alışıklar. Evet. Allah razı olsun. Amin. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz sizin şahsınızda. Biz de arada bir konuk oluruz inşallah. İnşallah. Ben Işık Kız Kur'an kursunda görev yapıyorum. Evet. Ve orada bizim hem hafızlık sınıflarımız var, hem yüzünden sınıflarımız var. Hı hı. Hafızlık yapmak isteyenler de gündüzlü olmak üzere başvurabilirler. Her yaşta Kur'an-ı Kerim veriyoruz zaten diğer kurslarımızda olduğu gibi. Hem sabahçı hem öğlenci olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Hafta sonları da çocuklar için, yani okula giden çok öğrencilerimiz cumartesi ve pazar günleri elhamdülillah devam ediyorlar. Maşallah. Aslında hafta içi de öğrencilerimiz gelebilir değil mi? Yani hafta sabahçı olanlar gelebiliyorlar. Hafta içi de öğrencilerimiz sabahçı olanlar öğleden sonra, öğrenci olanlar da sabah gelebiliyorlar. Fakat bazen öğrencilerimiz gün boyu okulda olabiliyor. Evet, evet. Veya çok yorgun olabiliyorlar hafta içi. Çocuklar bir de çok fazla oluyor. Yani sınıf yeterli olmuyor. Evet. Hem çocuklarımız daha rahat olsunlar, hafta sonuna denk getirelim. Hem de yetişkinler daha rahat eğitim alsınlar diye biz hafta sonlarını tercih ettik. Ama tabii tercih etmek isteyenler hafta içi de gelebiliyorlar. Öğrenci olanlar hafta içi de gelebiliyorlar. Aslında bu yeni uygulamayla saat sınırımız da kalktı. Hatta talep olursa çalışan hanımlarımız için 5'ten sonra da grup oluşturularak dersler verilebilir veya hafta sonu verilebilir. Bunun da bilgisini bu arada sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada kursunuzun tam olarak mekanı hocam, adres olarak da söyleyelim. Yeni Yol civarında nasıl söylesem Polatlar sitesinin yanı hatta bir hastane var, o hastanenin Memorial hastanesinin yukarısı diyelim. Evet. O civardaki sevgili kardeşlerimizi bekliyoruz. İnşallah. Çünkü belki size aboneniz olup uzaktan da sizin talebeniz olacak da olanlar da olur. Çok öğrencimiz biliyorum, var. Biliyorum, evet. Bayağı uzaktan gelenler de oluyor. Bu arada hani biz camiye de yakın olmadığımız için, camiye bitişik veya avlusunda olmadığımız için biraz kuytu oluyor, bina altında oluyor bizim kursumuz. Ama o civara gelseler bulacaklardır. Muhtemelen. Salı günleri öğleden sonra da bir mescitte, yakın bir mescidimiz var aynı mahallede. Orada tefsir derslerimiz var. Salı günleri saat 1.30'tur şu an. Ama herhalde yakın zamanda saatlerimiz değişecek. Yalnız öğleden sonrayla irtibatlandırmak lazım. Öğleden sonra erkekler camiden çıktıktan sonra biz giriyoruz. Ve Ulaş Camisi, orada Cuma Pazarı var. Cuma Pazarı sokağında uzun zamandır devam ediyor. Maşallah. Derslerimiz. Yani derslerinizin ne kadar verimli geçtiğiyle ilgili biz sair iştirak eden kardeşlerimizden de alıyoruz. Zaten bununla alakalı devam edenler, müdavim olanlar bayağı böyle kopamıyorlar derslerden. Mekan onun için önemli. Allah faydalı olmayı nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Cenab-ı Allah cümlemizi bu yolda hizmetkar kılsın diyelim.
Bir de sizin ayrıca irşat ekibinde de görevleriniz var hocam. Yani bu da zaten bir irşat ekibinin şeyi. Bununla alakalı toplum merkezlerinde bir de ayrıca hala tefsir dersiniz vardı. O devam ediyor mu hafta sonu olan? Ofis camisinde başlatmıştık. Ramazan'dan sonra, Ramazan'da bir kesinti oldu. Ondan sonra da toparlayamadı. Yani o şekilde duruyor. İnşallah yani çok şeyler oluyor. Hani istekler oluyor. Tabii. Oraya devam edenler tekrar yeniden yapılması hususunda. Evet. Biz de şimdi yeni kurslar açıldı. Yoğunluk olduğu için bir şey bekliyoruz yani. Böyle bir dinginlenmesini aslında hanımlar nasıl şöyle bir bayram geçsin, şey yapalım, bahar işlerimiz bitsin diye bekliyorlarsa, bizim de öyle bir kursların oturacağı bir dönem geçiriyoruz. Ama cumartesi faydalı oluyor. Çünkü cumartesi normal zamanda gidemeyenler hafta içi, cumartesi gelebiliyorlar. Evet. O yüzden çok faydalı oluyordu. İnşallah tekrar devam eder. Bir fırsat bulup tekrar başlayacağız. O şekilde bizde çünkü talepler var. Biz de bunu iletmiş olalım size bu arada. Evet muhterem izleyiciler. Son yıllarda maalesef İslam'a dışarıdan bakarak eleştiriler yöneltenlerin İslamiyet'i aydınlık adına mücadele edilmesi gereken bir alan olarak seçen bir takım yazarların, oryantalistlerin, internet sitelerinin yönelttikleri eleştirilerin başında maalesef İnsan hakları bağlamında kadın hakları ile ilgili meseleler geliyor. Ne yazık ki bu konuda yapılan çalışmaların çoğu ve eleştiriler insanlık tarihi boyunca kadının karşılaştığı problemlerin ve çağımızdaki kadının sorunlarını, tüketim ekonomisinin bir meta haline gelmesini baz olarak ele almıyor. Bunları bütünüyle görmezden geliyor. Ve İslam toplumlarında da maalesef bu yöndeki yanlış uygulamalar sayesinde ortaya çıkan yanlış düşünce, telakki ve uygulamalar bizatihi İslam'ın kendisine mal ediliyor. Her şeyden önce şu bilinmeli ki kadınla ilgili sorunlar sadece İslamiyet'le başlamış ve İslam'ın öngördüğü sorunlar değil, İslam toplumlarının sorunları değil, bütün bir insanlığın sorunu. Bütün dünyada kadınlarla ilgili sorunlar yaşanıyor, yaşanacak, yaşanmaya devam edecek ve yaşandı. Zira kadınla erkek arasındaki biyolojik farklılıkların toplumsal ve kültürel bir farklılığa dönüştürülmesi yıllar ötesinden günümüze intikal eden bir problem. Peki bizim bu problemlerin odağına İslam'ı yerleştirenlerin kadının bu şekilde maruz kaldığı problemlerin ana kaynağı olarak İslam'ı görmelerini ortadan kaldırmamız ancak nasıl olabilir? Ancak İslam'ın kadına bakışını doğru bilmemizle olabilir. Bu da bize Kur'an'ın ışığında ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarının ışığında ancak doğru bir uygulamaya geçersek ve bunları öğrenirsek düzelebilecek bir problem. Bu manada bugün özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın da camiler ve din görevlileri haftasında işlediği ana konu cami, kadın ve aile olduğu için bizler de bu hususta hoca hanımla beraber kendimiz de aydınlanalım, sizlerin evlerinde misafir olurken sizleri de bazen bildiklerinizle bazen de bilmediklerinizle sizlere ulaşabilelim diye konumuzu cami ve kadın olarak seçtik. Evet hocam, bu büyük bir problem sizin de malumunuz. Öncelikli olarak İslam'ın eğitime bakış açısını değerlendirirsek nasıl bir pencereden bakıyor İslam eğitime? Bizim şu programda İslam'ın eğitim anlayışını tam manasıyla değerlendirmemiz mümkün değil. Öyle. Tabii kadını baz alarak. Ama kadın erkek ilişkisi açısından eğer değerlendirecek olursak temel hatlarıyla konuya bir giriş olması hasebiyle. Peygamber Efendimiz döneminde temelleri atılan eğitim modeli kendine hastır. Tamamıyla kendine özgüdür. Yani diğer eğitim anlayışlarından farklıdır. Kadın ve erkek bir bütün olarak kabul edilir. Bir bütünün iki yarısı olarak kabul edilir ve bu kadın ve erkek temel haklar ile dünyaya gelmişlerdir. Ve hiçbir cins diğer bir cinsi hangi sebeple olursa olsun
veya cinsler arası da olabilir bu. Tabii. Hiçbir insan diğer bir insanı hangi sebeple olursa olsun tahakküm altına alma, onu temel haklarından mahrum etme hakkına ve imtiyazına sahip değildir. Bu dolayısıyla bunu Allah Teala vermiştir o insanlara. Diğer bir insan bunu alma veya kısmen veya tamamen bu haklardan mahrum etme hakkına sahip olamaz. Eğitim almak bu temel haklardan birisidir. Biz bu hani eğitim anlayışı üzerinde duracaktık. Evet. Dolayısıyla eğitim almak da bu temel haklardan biridir. Her insan eğitim alma hakkına sahiptir. Allah Teala bu hakkı vermiştir ona. Bu hak hem kadına hem erkeğe verilmiştir. Dolayısıyla zaten alimlerimiz de bunu söylemişlerdir. Evet. Kadın ve erkek dinini öğrenme ve eğitim alma hakkına sahiptir. Peygamber Efendimiz de malumunuz buyuruyor ki kadın ve erkek her mümin, her Müslümana eğitim almak farzdır diyor, değil mi? Evet. İlim öğrenmek farzdır buyuruyor. Tabii bu eğitim anlayışı büyük ölçüde Peygamber Efendimiz döneminde Mescid-i Nebevi'de model olarak oluşturuldu. Hani okul, okul olarak düşünürsek yani eğitim imkanı. Bizim camilerimiz açısından da yani şu anda bizim için de bir modeldir. Bir model teşkil etmiştir. Çekirdektir o. Evet. Yani o dönemde Mescid-i Nebevi'nin üstlendiği rol mescitlerin nasıl bir fonksiyona sahip olduğunu bize gösterir. Tabii o dönemde Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimiz'in sunduğu model nedir? Kadın ve erkek, çocuk, genç, yaşlı, bütün insanların aynı düzlemde, aynı eğitime tabi tutulmaları. Bu çok önemli bir olgudur. Toplumun barış içerisinde birbirlerini anlayan, birbirlerine yabancı olmayan, kuşak farkı olmayan insanların oluşması için toplumda, bu şekilde bir insan toplumunun oluşması için çok çok önemli bir modeldir bu. Evet, burada çünkü hocam, yani şöyle girelim, hani aynı grup içerisinde hitap edilen kesim tamamıyla aynı düzlemde bir arada bulunuyor ve hitap eden, yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam muhatap olarak cemaati baz alıyor. Erkeği değil, çocuğu değil, kadını değil, bütünüyle bir insanı baz alarak hitap ediyor. Çok güzel. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman biz şu anda çok daha geniş bir toplumda yaşıyoruz. Her insan muhakkak özel bir eğitim alır. Mesela mesleki eğitimlerimiz vardır. Tabii. Farklı alanlarda kendimizi yetiştirmek istediğimiz ilgi duyduğumuz alanlar vardır. Dolayısıyla her insan kendini farklı alanlarda, farklı kategorilerde yetiştirir. Bu toplumda bir takım kopukluklara sebep olabilir. Cami bu kopuklukları bir araya getiren ve bir ortak baz oluşturan, harç vazifesi görüyor yani. Ortak bir takım değerler oluşturan bir zemindir. Farklı mozaiklerin cami, bir arada toplandığı bir değil mi? Yani mesela bir günde 5 vakit biz camiye gidiyoruz. Evet. Günde 5 vakit gidebiliyor muyuz? İşte, yani gitmemiz gerekiyor diyelim. Evet. Biraz sonra belki bununla hani alakalı, cemaat evet, ve namazın önemi üzerinde evet, durduğumuz cami zaman açar. İşte o nedir? Mesela oraya alim de gidiyor, cahil de gidiyor, evet, kadın da gidiyor, erkek de gidiyor, genç de gidiyor, yaşlı da gidiyor. Yani bu yaşlıların camisi, bu kadınların camisi, bu erkeklerin camisi. Bu alimlerin camisi. Bir şey yok. Öyle bir ne kadar güzel bir şey değil evet, mi? Evet, evet. Yani hatta yan yana belki en cahil olanla en alim olan, hani saf düzeninde de alim olanlar ön safa geçsin veya cahil olanlar arkada kalsın diye bir ayrım da yok. İmamın arkasında imamlık edecek şahıs da aranacak vasıflar var. Hatta en arkada duran ona en yakın olanlar olacak. Yani yan yana olmak, hatta insanın beşer olarak bütün nasıl diyelim sıfatlardan, kendinde kibir oluşturacak bütün seviyelerden sıyrılarak önündekinin hatta ayağının altına alnını değdirebildiği bir mekan aslında. Yani sıfırlandığı, bütün
insani değerlerin sıfırlandığı. Yani insani değer, insanların değer verdiği o, evet, yani, ama Allah'ın değer yargıları olmayan sıfatlardan arındığı, duruşa geçtiği, Allah'ın huzurunda eşitlendiği bir mekan aslında. İşte aslında temel hakların, insanların Allah'ın, Allah Teala'nın verdiği o temel hakların orada aynı düzlemde vücut bulduğu yerdir camiler. Yani mesela beşeri eğitim veren kurumlara baktığımız zaman ister istemez ve olması gereken de budur belki, bir takım kategoriler oluşur. Tabii. Mesela işte öğretmen okulları, doktorların gittiği tıp fakülteleri. Seviyeler veya sınavlar, bilgi alanına yönelik. İkinci sınıf, üçüncü sınıf. Yani tabii, mesela tabii. İlkokul, ortaokul. Evet. Veya işte bilgisayar eğitimi veren yerler vesaire. Birçok farklı farklı kategoriler oluşuyor. Yani seviye farklılıkları İşte oluşuyor. Belki bu beşeri dünya için gerekli olan sistemin Allah katında insanlar arasında bir ayrıma tabi tutulmayacağının en önemli göstergesi herhalde camiler oluyor. Bu İşte anlamda. Bu hani Allah Teala bizi çok iyi bildiği için bu sosyal statü farklarını en aza indirgemek için günde 5 vakit bütün bu farklı kategorilerdeki insanları bir araya topluyor. Evet. Bir araya topluyor omuz omuza. İşte dediğiniz gibi belki hani her biri birbirinin ayakları altına alnını yere koyuyor. Evet. Ve aynı Allah'a kulluk yaptığının bilinciyle orada güzel bir eğitime tabi tutuluyor. İşte biz hani dedik ya Mescid-i Nebevi eğitim yuvasıydı. Evet. Aslında bütün camiler eğitim yuvasıdır. Evet. İşte o toplumdaki farklılıkları, ayrılıkları gideren mekanlar. Hatta bütünleşmeyi sağlayan. Bütünleşmeyi sağlayan. Belki normal koşullarda sağlayan ve o farklılıkları zenginliğe dönüştüren mekanlardır. İşte Peygamber Efendimiz dolayısıyla her Mescid-i Nebevi'ye gelen insanları eğitime tabi tutuyordu. Mesela şimdi de öyledir aslında. Evet. Kısmen de olsa. Hayır, hani sosyal statüsü, eğitim düzeyi ne olursa olsun Allah Resulü'nün karşısında hepsi müsavi. Yani eşit. Allah'ın öngördüğü eğitimi almak hususunda. Hani çok zengin olabilir, farklı alanda kariyer sahibi olmuş olabilir. Yani bugünün koşullarında da düşünelim. Başka mekanlarda belki omuz omuza yan yana duramayacağımız çoğu insanla cami ve cemaat aracılığıyla yan yana, hatta belki onlar bizim ayağımızın altında, alınlarını bizim ayaklarımızın altına baş koyacakları bir şekilde. Şimdi tabii o söylediğiniz şey çok önemli bence. Hani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şu anda çok daha ihtiyacımız var belki camilerde bu eğitimi almaya. Evet. Çünkü insanlar o kadar kategorize oldu ki ister istemez yani bu hayatın bir gerçeği ve bunu yadsıyamıyoruz maalesef. Ne oluyor? Mesela diyelim ki çok yüksek düzeydeki bir insan. Hem maddi manada hem de belki mesleki manada farklı insanlarla hiçbir zaman bir araya gelemiyor. Ama camiye giden bir insan böyle değil. Evet. Günde 5 vakit çok farklı insanlarla bir araya geliyor ve aynı hutbeyi dinliyor. Evet. Aynı imamın arkasında namaz kılıyor. Aynı eğitimi alıyor. Aynı değerlerle değerleniyor. Evet. Yani dolayısıyla ortak paydamızı hiçbir zaman kaybetmiyor. Evet. Bu çok önemli bir olgudur. Ve bunu çok muhafaza etmek lazım aslında. Muhafaza etmemiz için Allah Teala'nın bizim için öngördüğü eğitimi devam ettirmemiz lazım. Yani camileri doldurmamız lazım. Evet. Ama peki maalesef şu anda camilere çok rağbet yok. Belki yanlış algılanıyor. Yani hani evimizde de namaz kılabiliriz anlayışı. İşte bu acaba hani ibadeti şöyle işte İslam'da kul olmanın farkındalık boyutunu yakalamamız açısından Allah-u Teala neden bize bireysel olarak yaptığımız ibadeti hani camideki namazımızla evlerimizde kıldığımız namaz arasında fark koymasının hani bir fark var mı önce diyelim biz bazen bildiğimizi düşünerek herkesin bildiğini düşünerek şey yapıyoruz hata yapabiliyoruz kusurumuzu affedin. Cemaatle namazı Allah-u Teala'nın ısrarla bize söylemesi ve cemaatle kılınan namaza daha fazla
sevap vereceğini, değer yüklemesi, ona daha fazla değer yüklemesi, sevabının fazla olacağını söylemesinin temel hedefi ne olabilir? Veya ne fark var? Yani biz evimizde de kılsak, yani akşam namazını, yatsı namazını, ikindi namazını veya sabah namazını ne fark var hocam? Çok önemli bir konu. Çok da bilinmediğini düşünüyorum. Yani şahsen bizler bile yeterince bunu bilmiyoruz ve önem vermiyoruz. Yani din görevlileri bile yeterince bu konu üzerinde durmadıklarını düşünüyorum. Fakat oraya geçmeden önce biz konuyu şöyle bağlayalım. Kadın ve erkek açısından değerlendirirsek, evet, olayı onunla bağlarsak eğer. Biz dedik ki toplumda etkileşim sağlanıyor, farklılıklar zenginliğe dönüşüyor. İşte kadın ve erkek açısından da bu böyle oluyor. Çünkü kadın dünyası ile erkek dünyası farklıdır. Kadın bakış açısı ile erkek bakış açısı farklıdır. Ve maalesef çok yalıtıldığı zaman birbirinden kadın ve erkek çok farklı anlayışlar doğuyor. Ve birbirlerine yabancılaşan insanlar meydana geliyor. Evet, hani İslam'da kadın ve erkeğin tamamen iç içe olduğu bir model yoktur belki. Ama tamamen yalıtıldığı bir model de yoktur. Yani şu tamamen iç içe olduğu demesek de hocam, hani çok böyle çok haşır neşir iç içe olduğu bir takım sınırlar var. O sınırlara riayet ederek kadın ve erkek etkileşim içinde olmalılar. Çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de: kadınlar ve erkekler birbirlerinin velileridirler. Mümin kadınlar ve mümin erkekler birbirlerine iyiliği emreder, kötülükten de nehyederler. Eğer böyle bir model olmasa, kadın ve erkek, çünkü bakış açıları farklı. Yani kadının gördüğünü erkek göremiyor, erkeğin gördüğünü kadın göremeyebiliyor. Yaratılışta birbirlerini tamamlayacak şekilde, çünkü Allah Teala yaratmıştır onları. Hatta onları... Ve yine bir ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor: siz onlara örtüsünüz, hünne libasül leküm, siz onlar için örtüsünüz, onlar da sizin için örtüdürler. Yani birbirlerinizin açığını kapatacak şekilde yaratıldınız. Açığınızı ortaya çıkaracak şekilde değil yani. Değil mi? Hatta işte, ortamları paylaşmak da hocam, bir ortamda erkeklerin olduğu bir ortamda hanımın bulunması zarureten de şey de olsa, hem erkek ortamını farklı bir konuma getiriyor. Aynı şey kadın topluluklarının içinde de olduğu zaman gerçekleşiyor. Yani toplulukta çoğunluğu erkek olan bir toplulukta bir hanımın bulunması bile o topluluğun hem davranışını, hem konuşma seviyesini, hem birbiriyle etkileşimini haliyle etkiliyor. Aynı şekilde erkeğin de bir hanım topluluğunun içerisinde bulunması. Yani bu en yakınlarımız bile olsa, hani hanım hanıma oturuyoruz, malumunuzdur, işte kardeşiniz, babanız geldiği zaman konuşmanın seyri de, seviyesi de belli bir şekilde değişiyor. Tabii birbirimizden alacağımız çok şey var muhakkak. Hem karşı cinsler olarak hem de genel olarak. Genel zaten birbirimizden alacağımız çok şeyler var. Dolayısıyla Allah Teala bize böyle bir model sunuyor. Yani ne tamamen sınırların kalktığı bir model, serbest bir model, ne de tamamen yalıtılmış, birbirlerine yabancı. İşte yabancı, perdelerle, duvarlarla örülü, birbirine yabancı, hiçbir şekilde birbirlerinin dünyasına girmeyen bir model de sunmamış. Bunu çünkü biz Mescid-i Nebevi'de görüyoruz. Evet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaatinin içerisinde muhakkak kadınlar da vardır. Evet. Hem kendi eşleri, hem kızları, hem de seçkin sahabe hanımları, evet, kendi cemaatinde muhakkak günde 5 vakit, sabah ve yatsı çoğunlukta olmak üzere, şeylerinde de, namazları da dahil olmak üzere onda bulunuyorlar, onun cemaatinde. Onun hutbelerini dinliyorlar, onun eğitiminden nasipleniyorlar. Evet. Aksi halde kadınlar tamamen arka planda kalırdı. Evet. Ve belki bugün o sizin ilk başta konuştuğunuz şeyler belki bir nebze haklılık payı olabilirdi. Ama biz onun modeline baktığımız zaman hayır, asla cins ayrımı yapmıyor. Ve özellikle kadınların hutbelerde, bayram hutbelerinde özellikle bulunmasını salık veriyor. Biz bunu daha sonra işleriz. Hani inşallah. Eğitim modelinde şöyle bir şey öngörmüyor değil mi Allah Resulü? Öncelikli olarak bunu, bu çok önemli bir mevzu.
Hani seçkin sahabelerimiz var. İşte Hazreti Ebubekir var, Hazreti Ömer var, Hazreti Ali var radıyallahu teala an. Hazreti Osman var, bildiğimiz sahabeler, herkesin malum olduğu üzere. Hani gelin ben size anlatayım. Siz de gidip evde eşlerinize anlatın, çocuklarınıza anlatın. Hiç ben rastlamadım böyle bir şey. Böyle bir yani böyle bir uygulama yok. Hiçbir şekilde İslam'ın Allah Resulü hani sahabeler zaten direkt olarak gelip Peygamber Efendimiz'e hatta sorular soruyorlar. Yani hatta onlara ayrılan özel bir zaman bile o hani yetmiyor. Evet. Cemaat içerisinde bulunmaları onlara evet. yeterli gelmiyor. Hani özel daha bir zaman ayırmak olmak için. Daha Peygamber yakın Efendimiz. Olmak, daha özel şeyleri belki sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la paylaşmak adına özel bir gün tahsis edilmesini arzu ediyorlar ve bu şekilde özel bir gün de tahsis ediliyor. Evet. Ama işte bizim maalesef dediğiniz gibi bugün oryantalistlere veya medeniyet adına, aydınlık adına İslam'ı kadın düşmanı ve kadın haklarını yok sayan bir kurum, kuruluş veya ideoloji olarak anlatmaya çalışanların elindeki en büyük koz da aslında bizim eğitimsizliğimizden kaynaklanıyor. Doğru, yanlış uygulamalarımız. Ve bu eğitimsizliğin, İslam'a mal edilen yanlış uygulamaların bizim tarafımızdan onlara verildiği bir şey olarak olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde. Halbuki Allah-u Teala kadın ve erkekleri anlatırken Ahzab suresinde Kur'an'ın dilinde cinsiyet arayanlara çok güzel bir cevap veriyor Cenab-ı Allah. Allah'a teslim olmuş erkekler ve kadınlar, iman eden erkekler ve kadınlar, kendilerini iyiliğe adayan erkekler ve kadınlar, sözlerine sadık olan erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Allah'a saygı duyan erkekler ve kadınlar, karşılıksız olarak sadaka veren erkekler ve kadınlar, işte Allah bütün bunlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Demek ki Cenab-ı Allah sen sadaka ver, sen teslim ol, sen iman et erkek, bu yeter diye bir anlayış sergilemiyor. Kur'an'ın dilinde de böyle bir üslup yok. Özellikle iki cinsi bir arada seçerek vazifelerinin ortak olduğunu söylüyor. Yani insan olmak vasfıyla siz dünyayı imar üzere gönderilmiş Allah-u Teala'nın biri öbürü için yaratılmış değil. Her biri dünyayı imar etsinler diye yarattığı en şerefli mahlukatlarsınız. Evet. Hani siz de bahsettiniz ya, böyle olduğu zaman birinin diğerine tahakküm etme veya onu kendisi için yaratılmış gibi görme lüksü de ortadan kalkıyor. Evet. Kendi cins içinde bile geçerli bu. Burada peki bu eğitim yuvası olarak görüyor Allah-u Teala camileri. Burada bize teşvik midir acaba cemaatle namazın bu kadar ehemmiyetle bahsedilmesi? Evet. Şimdi oraya gelelim. Evet, cemaatle evet. namazın hayatımızda yeri nedir? Peygamber Efendimiz bu konuda hadisleri var malumunuz. Tek başına. Hayır, şurada şunu söyleyelim. Camide kılınan namaz demiyoruz. Dikkat edin muhterem izleyicilerimiz. Cemaatle namaz diyoruz. Hani evet. camiye gidip münferit bir namaz da kılabilirsiniz tek başınıza. Kastettiğimiz cemaat olmak. Yani bir imamın arkasında saf durarak kılınmış namazdan bahsediyoruz. Evet. Biz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına ve sahabeden nakledilen haberlere müracaat ettiğimiz zaman ferdi olarak kılınan namazın ancak çok zaruret halinde olabileceğini anlarız. Çok çok zaruri hallerde, ferdi halde. Ferdi olarak bireysel tek başına kalabilir. Şu anda tam tersi gibi görünüyor toplumda. Peygamber Efendimiz aslında bu konuda bizlere çok çok büyük örnektir. Çünkü hastalığının en şiddetli anında bile iki kişinin koluna girerek de olsa cemaate iştirak etmiştir. Evet. Hatta imamlık yapamadığı zaman cemaat olmuştur. Evet. Hazreti Ebubekir'in arkasında. Ama yine de cemaate iştirak etmiştir. Zaten biz biliyoruz ki o günde 5 vakit imamlık yapıyordu sahabelerine. Yani dolayısıyla onun öyle bir fonksiyonu vardı. Ve sahabeler de aynı şekilde hiçbir şekilde cemaati kaçırmıyorlardı. Yani bu bizim için çok çok önemli bir modeldir. Ve biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz'in uygulamaları bizim için tevatir evet. sünnettir. Evet. Nakille gelen bir sünnettir. Tevatür yoluyla gelen
bir sünnettir. Dolayısıyla onları uygulamak elzem bizim için. Ve zaten Peygamber Efendimiz'in hani tek başına kılınan bir namazdansa cemaatle kılınan namazın 27 veya bazı rivayetlere göre 25, bazılarına göre 27 derecede daha faziletli olması teşviktir. Ancak öyle daha şey hadisler var. Yani bu konuda daha bizi adeta mecbur tutan hadisler var. Bir keresinde kör birisi geliyor Peygamber Efendimiz'e, ama birisi. Hani evet, biliyoruz fıkıh kitaplarında cemaate ne zaman iştirak edilmeyebilir? Hı hı. İşte onu götürecek kimsesi yoksa. Evet. Kördür, götürecek kimsesi yok. Ama birisi geliyor, Peygamber Efendimiz'den izin alıyor. Diyor ki ben gelmeyebilir miyim? Gelmemek üzere izin istiyor. Ha, izin istiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz bu konuda çok hassastır. Evet. Peygamber Efendimiz ona izin veriyor ilk zaman. Sonra tam izin verip dönerken ezan okunuyor. Peygamber Efendimiz sesleniyor ona. Diyor ki ey falan kişi, diyor, ezanı işitiyor musun? Çağrıyı işitiyor musun, diyor. Evet, işitiyorum, diyor. O halde, diyor, çağrıya iştirak et. Evet. Ve ip gerilerek değil mi? Yani evet, evinden yoluna, caminin yoluna kadar ipi tuta tuta gelmesi için bir çözüm yolu bulunuyor ve kendisi camide cemaate iştirak ediyor. Zaten izin istediği zaman da ben hani yardımcım yok, evet, gelemiyorum diye izin istiyor. Evet. Ama Peygamber Efendimiz işitiyor musun, diyor. Evet. Demek ki işitebilenler, evet, eğer hani çok çok zor durumda değillerse, hı-hı, o çağrıya cevap vermeleri gerekiyor. Aslında işte çağrı, ezan bizi sadece namaza davet etmiyor, cemaat olmaya, birlik olmaya da davet ediyor. Yani siz birlikte olarak Allah'ın huzurunda çağrılıyorsunuz. Tek başınıza münferit olarak yoksa namaza çağırıp, çağrı olsaydı, yoksa ben vakti zaten, tabii, bilirim, vakit girmiş, tabii, işte güneşe bak, aya, işte şeye bak, güneşin hareketlerine zaten bak, vaktin girdiğini. Aynı zamanda kılmak mecburiyetinde değiliz. Tabii. Elinde sen yarım saat benden önce kılabilirsin. Tabii. Ben daha sonra kılabilirim. Yani o çağrı, çağrının aslında maksadı müminlerin cemaat olması içindir, bir araya gelmesi içindir. O kulluğu aynı anda yaşayıp, evet, işte birliği, beraberliği tesis etmenin, evet, en önemli yolu, işte Allah-u Teala dediniz ya başta, siz de arz ettiniz, bizi bizden iyi biliyor. Yani bir arada olmadıkça, bizler bir araya gelmedikçe sosyal statülerimiz veya dünya gailelerimiz bizi birbirimizden daha çok uzaklaştıracak. Bu uzaklaşmanın önüne geçebilmek için aslında Allah-u Teala bizi bir araya çağırıyor. Yani illaki ibadeti isteseydi evimizin bir köşesinde, en güzel köşesini de ayırabilirdik yani. En güzel halıyı, en güzel yeri tahsis edip namaz kılabilirdik. Ama ne olursa olsun bir camide bir araya gelin. Yani cem olabileceğiniz, toplanabileceğiniz bir yerde bir araya gelin demekteki hikmetin de sadece işte 25 kat derecelendirilmiş bir ibadet sevabı olduğunu çok da düşünmüyorum ben açıkçası. Yani o şeyin yani sonucudur. O hani amelin en basit belki, en hani maddi olarak sizlerin katıldığı, müşahede ettiği faydalarının, hı, yanında manevi olarak da en az 25 derece bir şeyiniz var, yani artınız, hı, var. Yani o tabii manevi şeyi den söz etmesi Peygamber Efendimiz'in veya işte Kur'an-ı Kerim'de bu tür şeylere fazla sevap söylenmesi, o yapılan amelin güzelliğindendir, faydasındandır. Evet. Çünkü siz ne kadar faydalı bir amel yaparsanız o kadar dereceniz yükselir. Halbuki namazsa namaz. Tabii. Dolayısıyla evde kıldığınız namaz ayrıdır. Abdest alarak, hazırlık yaparak, hatta mesafeyi uzatarak, caminin yolunu tutup sırf bir müminin ne omuzunuz değsin diye o çağrıya uymak nedir? O aynı zamanda şehadettir. Hani şehadet yankılanıyor minarelerde. Evet. Biz de o şehadete icabet ediyoruz. Biz de diyoruz ki ben şahidim. Evet. Toplum şahitlik ediyor. Evet. Böyle bir toplum düşünün mesela. Bu bütün dünyaya şehadetini duyurur. Bilin, şahit idrak olduğunu, tabii, duyurur. Allah'ın birliğine şehadet ettiğini duyurur. Toplum olarak duyurur. Ya bunun siz yoksa yürümesi, İslam, orada bulunması yetiyor şahit. Yoksa için. İslam ferdi olarak işte evlerimizde yaparsak çok da diğer dinlerden çok büyük bir fark olmaz. Evet. Bu anlamıyla.
Ama İslam sosyal olarak yaşanan bir dindir. Toplumda hep beraber sosyal manada yaşanan bir dindir. Ve bunun tam manasıyla yaşanması için de bu çağrıya ayak uydurmamız lazım. Aslında bu bütün ibadetlerde sosyal tezahürün mümin üzerinde telakkisini, tecessüsünü Allah'ın görmek istemesinden kaynaklanıyor. Yani bireysel olarak fert çok alim olabilir, çok takva olabilir, her şeyiyle idrak ediyor olabilir, yaşıyor da olabilir. Ama bunun sosyal tezahürü bireysel manada değil, toplumsal manada eğer ortaya çıkmıyorsa ne kadar da yapsam birebir. Ama toplumsal manada iştirak edersen bu sende var olan bilinç, şuur, idrak toplumsal manada ortaya çıkarsa ve sen sadece bundan faydalanmıyorsun. O zaman sosyal bir hareket meydana geliyor. Orada şahit edenlerin sadece seslerinin çıkması önemli değil. Orada bulunmaları bile aslında bir şehadet. Yani bir şekilde bulunmuş olmak bir şehadet. Yoksa biz evimizden istediğimiz kadar ben de şahidim, Allah birdir, peygamber haktır dememizin pek bir ehemmiyeti olmuyor. Sosyal birlikteliğin ve dünya hayatındaki cemaatleşmenin birlik olmanın ehemmiyeti ortak açısından. Ortak değerlerde bir araya gelmenin önemi. Ve kendimizi sıfırlayarak, nefsi tabii, şeylerden sıfırlayarak. Peygamber Efendimiz yine bir hadis-i şeriflerinde aşağı yukarı aklıma geldiği kadarıyla şöyle buyuruyor. Şöyle bir şey diyor bana, şöyle bir şey arzu ediyorum diyor. İstiyorum ki birisi benim yerime namaz kıldırsın. Ben cemaat. Ben gideyim, bakayım, özürsüz olarak cemaate iştirak etmeyenlerin evlerini yakayım. Evet. Öyle bir arzu geliyor bana ki ezan okunsun, başkası kıldırsın namazı. Ben bakayım etrafıma, özürsüz olarak namaza iştirak etmeyenlerin, yani cemaate iştirak etmeyenlerin evlerini yakayım. Yani bu derece ehemmiyetli. Nedir hani Peygamber Efendimiz burada şunu ifade etmek istiyor aslında. Bir mübalağa var burada. Tabii. Şunu ifade etmek istiyor. Yani bu kadar ağır bir suçtur aslında. Evleri yakılacak kadar, evet, başlarına yıkılacak kadar ağır bir suçtur aslında. Mazeretsiz. İştirak etmemek. Cemaate. Bu kadar ağır bir suçtur. Yani bunu ifade etmek istiyor. Mükafatının yanında da bu kadar bir... Peygamber Efendimiz tabii ki böyle bir şey yapmaz. Ama yani o arzuyu bile duyacak kadar ağır bir suçtur. Yani namaz kılmıyorlar demiyor evlerinde. Yani evlerinde yok, tercih edenleri. Evet, evet. Bu şekilde. Yani mazeretsiz cemaate iştirak etmeyenler diyor. Evet, evet. Ve bu ve benzeri hadisleri delil alan bazı alimler cemaate devam etmek ezanı işitenlere farz aynıdır demişler. Evet. Bazıları farz-ı kifayedir demişler. Evet. Bazıları da sünnet-i mevkettir. Zaten işitilmemesi mümkün değil maşallah şimdi. Evet. Hani önceden imamların belki sesinin gideceği kadar bir mesafe söz konusuydu. Bugün maşallah hoparlörlerden elhamdülillah ezan sesleri ne kadar gürültü olursa olsun hani şöyle bir o gürültünün arasında bile ezan kulağa ulaşıyor. O zaman buna daha bir hassasiyet göstermek lazım. Tabii yani mesela sünnet müekket olduğunu düşünsek bile, evet, sünnet müekket Peygamber Efendimiz'in çok zaruri olmadan terk etmediği sünnetlerdi ve bizim için de çok çok önemlidir. Yani Peygamber Efendimiz'in onun takipçileri olarak onları kesinlikle sarılmamız gereken bir sünnettir. Evet. Dolayısıyla cemaatle namaz bu kadar önemlidir ki sahabelerden birçoğu bize şu şekilde nakillerde bulunuyorlar. Diyorlar ki cemaatle namaza iştirak etmeyenlere biz münafık gözüyle bakardık. Allahu Ekber. Ve özellikle de diyorlar sabah ve yatsı namazında eğer gelmiyorlarsa onlara iyi güvenmezdik. Yani münafık gözüyle bakardık. Evet, peki o zaman hocam bir öz eleştiri yapalım. Yani Hazreti Peygamber'in hayatıyla sınırlı olmayan daha uzun vadeli hedefleri nasıl gösterdiğini dürüstçe biz bir öz eleştiri yaparsak, tarih içinde bırakın yani bizler o hedefi yakalamayı,
Hazreti Peygamber'in yaptığı iyileştirmeleri dahi nasıl kaybettik? Yani değil mi? Biz cemaate bu kadar ehemmiyet veren, kendisi başkalarının kolunda bile imam olmayıp cemaat olmayı tercih eden bir peygamberin... Ve sahabelerden de birçoğu şekilde evet. Onu yarım bıraktım. Hani diyorlar ya sahabeler bize nakillerde, biz münafık gözüyle bakardık cemaate iştirak etmeyenleri. O gözle bakılmasın diye de. Çoğu diyor iki kişinin kolunda gelirdi. Yani çok hasta olanlar evet. İki kişinin kolunda gelirdi camiye. Buna rağmen evlerinde kılmayı tercih etmediler. Tercih etmediler. Peki hocam biz hani bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın camiye bu derece ehemmiyet vermesinin altında elbette ki sadece ibadet kastı yok. Yani bulunan cemaat Hazreti Peygamber'in uygulamalarından da hayatına baktığımız zaman bakıyoruz. Yani sabah namazından sonra özellikle gelen cemaatle ders yapması, güne Allah'ın ayetleriyle başlayıp Allah'ın huzuruna durduktan sonra dönermiş Peygamber Efendimiz yani senin cemaatine evet. Döner ve onları eğitime tabi tutardı. Yani işte burada aslında caminin fonksiyonel olarak bir eğitimi, bir ibadeti yerine getireceğimiz mekandan ziyade kendi kendimizi eğitip bizden daha bilgili olan, önümüze imam olarak geçen şahıs elbette ki bizden daha bilgilidir. Bizden daha bilgili olarak bu hususta önümüze geçen şahıstan bir şeyler almaya kendimizi gün içerisinde de olsa bir tek şey bile olsa öğreneceğimiz bir mekan olarak telakki etmemizden kaynaklanıyor. Peki bundan nasıl uzaklaştık? Yani teravihle hani Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık. Teravihlerde zenginleşiyor camiler. Ondan sonra sanki küskün ve fakir. Hatta Ramazan-ı Şerif içinde bile sadece teravihle zenginleşiyor. Vakit namazlarında bile böylesi bir ehemmiyet yok. Burada bir öz eleştiri yaparsak nasıl bir sebep bulabiliriz hocam yani? Bu uzaklaşmanın asıl... Evet, onun da tabii tarihsel bir sürü sebepleri var. Tarih süreci içerisinde oluşmuş. Evet. Onu belki hani biraz sonra konuşalım. Hı hı. Çünkü o çok başlı başına bir konu. Şunun üzerinde de ben ayrıca durmak istiyorum. Hani beş vakit namaz böyle. Bir de ayrıca cuma namazları var biliyorsunuz. Evet, bir de bayram namazları var. Şimdi bu tabii ki günde beş vakit namaza bu şekilde yaklaşan bir zihniyet. Acaba cuma ve bayram namazlarına nasıl yaklaşır? Yani. Cuma namazının farz olduğunu zaten biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Onda zaten şüphe yok. Elhamdülillah günde beş vakit namaza çok riayet etmeyenler cuma namazına gidiyorlar. Doluyor yani elhamdülillah. İstediğimiz ölçüde olmasa bile. Çünkü artık sokaklara taşması gerekir. Bu kalabalıkta. Evet. Değil mi? Ama yine de elhamdülillah en azından cuma konusunda bir hassasiyet var. Devam eden bayram bir şey var. Bayram namazlarında da öyle aslında. Hı hı. Bayram namazlarında kadınlar da elhamdülillah gidiyorlar. Hatta cuma namazlarında da son zamanlarda bazı camilerde kadınlara yer ayrılıyor. Bazı camiler diyorum. İnşallah yakında bütün camiler diyebileceğiz. İnşallah. Tabii hala neden biz... acaba bu kadar önemlidir? Evet. Çünkü hutbeler var. Hutbe ve cumanın asıl farzı hutbedir. Hutbe nedir? Hutbe eğitimdir. Hem bayram namazında hutbe var hem cuma namazında hutbe var. Hutbe bütün toplumun topyekün aynı eğitime tabi tutulduğu bir eğitimdir. Evet. Çok yani ben başka bir şeyini bulamıyorum. Yani başka bir beşeri bir modelde böyle bir şey olamaz. Yani, değil yok beşeri hiçbir diğer yani dinlerde de evet. Böyle bir uygulamalarda böyle da böyle bir şey uygulama yok. Yoktur, olamaz ve o insanları, o şehrin bütün insanların bir araya toplayacağınız başka bir zemin yok. Mümkün değildir. Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bu konuda çok hassas davranıyor. Zaten cuma namazlarında problem yok. Şeylerde de hani sahabe döneminde, işte Peygamber Efendimiz'in döneminde hiçbir problem yok. Kadınlar da aynı şekilde iştirak ediyorlar cuma namazlarına. Çünkü biz çok duyuyoruz bu konuda. Bize gelen çok rivayet var. Mesela cuma işte cuma namazlarına iştirak ettiklerine dair kadınların kendi ağızlarından hatta evet. Bize gelen birçok rivayetler var.
Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazlarında özellikle kadınları zikrediyor. Çağırıyor. Özellikle zikrediyor. Ben buradan okuyayım isterseniz size bu şeyi, bu rivayeti. Evet. Hafsa bin Sirin anlatıyor. Ümmü Atiye'ye kadınların bayram günü namazgaha çıkmalarını hususunu sordum. O da Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu söyledi. Allah Resulü bize bayramlarda yeni yetişmiş genç kızları, hayızlı kadınları ve evinin bir köşesine çekilerek perdesi altında gizlenen hanımları namazgaha çağırmamızı emretti. Emretti. Evet. Hayızlı kadınlar için, hatta onları da çağırıyor, hayızlı kadınlar için onlar namazgahtan biraz uzak durur dedi. Ama nedir? Müslümanların dualarında hazır bulunurlar. Evet. Çünkü o tekbirlere, o dualara iştirak etsinler, onlar da o coşkuyu yaşasın. Yani evet, toplumun hiçbir kesimi ondan uzak kalmasın. Evet. Ondan uzak kalmasın. O coşkudan, o eğitimden uzak kalmasın. Bunun üzerine ben de ya Resulallah, bazen içimizden örtüsü olmayanlar oluyor, onlar ne yapacaklar diye sordum. İşte o zaman da Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Giyecek dış elbisesi olmayanlara din kardeşi elbiselerinden birini giydirsin. Ödünç alsın. Yani aman ödünç elbisesi yok otursun. Ha, yani bir şey de yok otursun. Yani hiçbir bahane kabul etmemek aslında, evet, bu. Şimdi bu nedir? Bu peygamber mesela çözümlerden birisi nedir? Giyecek elbisesi yoksa gelmeyiversin. Demiyor. Evet. Kolay bir çözüm. Ama bunu söylemiyor. Bakın tek tek sayıyor. Yeni yetişmiş genç kızlar, perdesi altında gizlenmiş kadınlar, hayızlı olan kadınlar. Hepsi. Ve hepsi gelsinler. Herkes çünkü gelsin. Onların gelmeme ihtimali var. Yani. Çünkü farz değil. Evet. Namaz da kılmıyor. O dönemde, hayızlı dönemde. Hı. Gelmeyebilir. Ama Peygamber Efendimiz bu eğitimde kimseyi istisna etmiyor. Hiç kimseyi. Evet. Dolayısıyla herkesin gelmesini salık veriyor. Evet. İşte dediğiniz o soru biraz daha can alıcı oldu sanki. Hani niye, nasıl bu hale geldik? Evet, galiba sonlara mı geldik? Şöyle bizim hocam bize uyarılar var konumuz kadında olunca. Allah Resulü'nün uygulamalarına da hala kadına bile gelemedik camiden. Gerçekten çok önemli. Yani hem günümüzdeki birlik beraberliğimizi tesis etme adına hem cinsiyetler arası farkı, yalıtılmışlığı bir anlamda ortadan kaldırmak adına Hazreti Peygamber'in hayatı ve uygulamaları bizim için çok çok önemli ve çok değerli. Böyleyken en önemli hususlardan birisi herhalde kadına uygulanan yasakların, özellikle yasak konmasının camiye, cemaate, bayram namazına varıncaya kadar öylesi bu şekilde bir emir olmasına rağmen vaaz edildiği söyleniyor bize. Bunu Allah'ın adaletiyle izah etmek, Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi, hanımlara yönelik yapmadığı bir şeyi sonradan tesis etmek bence zaten Allah adına işlenmiş büyük bir suç. Bunu bu şekilde yapmak kadını güneşin nurundan, ilmin aydınlığına kadar her şeyden mahrum etmek demek oluyor. O coşkuyu yaşayamayan yarım kalıyor. Maalesef işte evlerde ailesine bir şeyler hazırlayacak, yemeğini yapacak, kendini temizliğe adamış. İşte bayram geliyor sanki temizlik veya artık bütün bunlardan da soyutlanıp tatil amacı güden, evinde kimseyi de ağırlamak istemeyen, o feyzi, nuru, ilmi almayan bir toplum oluşuyor maalesef. Evet. Sadece kadın da oluşmuyor. Böyle bir toplum oluşuyor. Dilerseniz hocam cami ve cemaatle olan kısmı toparlayalım. Evet. Böylece bir kadına da giriş yapalım. Evet. Kadınla ilgili hususu haftaya isterseniz İnşallah devam zaten edelim. Öyle yapmak zorundayız. Süremiz zaten yetişmedi. Evet. Gerçekten şöyle bağlayalım o zaman. Böyle bağlayalım hocam isterseniz. Şimdi bu rivayetleri tamamen duru bir zihniyetle değerlendirirsek, hani konuşmamızın başından şimdiye kadar söylediğimiz, aktardığımız rivayetleri şu anki zihniyetimizden arınmış bir şekilde, tarihsel konjüktörden arınmış bir şekilde, ataerkil zihniyetten arınmış bir şekilde
boş bir zihniyetle, boş bir kafayla değerlendirdiğimiz zaman bütün bu emirlerin aslında toplumun tamamını kapsadığına hükmetmek hiç de zor değil. Zor değil, değil, değil mi? Evet. Yani buna götürüyor insanı. Hani işte cemaatle namaz kılmanın ne kadar önemli olduğunu, işte münafıklığı düşündürdüğünü, gelmeyenlerin falan bir sürü şey söyledik. Hem tedbirler hem uygulamalar. Hem tedbirler hem değil uygulamalar mi? Hem de mükafatlar evet. Hususunu dediğiniz gibi böyle bir harmanladığımız zaman duru bir zihniyetle yani ama yani şey. Allah Teala ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün topluma sesleniyor. Kadın ve erkek bütün topluma sesleniyor. Ve direkt olarak ey kadınlar topluluğu siz evinizde kılarsanız daha iyi olur diye bir rivayete hiç rastlamıyoruz. Onu değerlendireceğiz. Bir, onu, bir evet. Rivayet. Ama ben sadece ona vurgu yapmak istedim. Evet. Öyle bir şeyi yok. Direkt olarak kadınlara kadın yasaklayıcı bir hiçbir şey. Rivayete rastlamıyoruz. Hı-hı. Yalnız bireysel şeyler var. Bireysel hani uyarılar var. Onları daha sonra değerlendireceğiz inşallah. Şimdi, tabii ki böyle düşünmesi ya da işte böyle bir model sunması Peygamber Efendimiz'in dediğimiz gibi deminlemeleri konuştuğumuz şey yani toplumun kadın ve erkek topyekün çocuk da aynı zamanda çünkü kadının gelmesi çocuğun gelmesi demektir. Evet. Aynı eğitimden geçmesini gerektirir. Buna göre alınmış bir önlemdir. Ve böyle bir toplum tabii ki geleceği inşa etme noktasında çok yüksek idealleri olan bir toplumdur. İnşallah böyle bir toplumu özlüyoruz. Böyle bir toplumun meydana gelmesi için çaba gösteriyoruz. Gösterelim diyoruz. Evet. Hepimizin göstermesi gerekir. Yalnız bunun böyle algılanması nedendir acaba? Hemen kısacık. Bunun bu şekilde algılanması hakim zihniyetin, ataerkil zihniyetin hakim olmasından kaynaklanıyor. O alt okumalı, o alt şeyle, bilgiyle bütün bu rivayetlerin okunmasından sanki bütün bu rivayetler erkeklere hitap ediyormuş gibi algılanmış. Ve kadınları dışarıda tutmuş. O zihniyet çünkü hep kadınları dışarıda tutuyor. Her şeyden kadınları dışarıda tutuyor. Şöyle... Kadın evindedir yani zaten. Kadın muhatap değildir diye düşünüyor. Tabii ki tarihsel konjonktürden de kaynaklanıyor. O da yani günün model oluşturacak şey Peygamber Efendimiz'in dönemindeki ve dört sahabinin, dört halifenin de döneminde aynı uygulamalar devam etmiştir. Hiçbir dört halife döneminde de asla kadınlara bir yasaklayıcı şey müeyyide uygulanmamıştır. Çünkü asla zaten Peygamber Efendimiz'in uyguladığı bir şeyi bir sahabe değiştirme gibi bir cüret göstermemiştir. Göstermemiştir de zaten. Evet hocam. Evet. Haftaya inşallah hanımlar. Bunları daha çok açacağız. Camiye kadınlarımızı ve çocuklarımızı alacağız. Bu belki biraz da iyi oldu. Hanım kardeşlerimiz, üstünden beri hanım kardeşlerimiz de inşallah vardır. Evlerinde, yollarında veya programımızın tekrarı oluyor. Akşam aileleriyle birlikte inşallah. Ne zaman tekrar ediyoruz?
iştirak etmeniz lazım. İşimiz zorlaşır. Yok yok hocam, hani aileleriyle iştirak etsinler. Tabii bu işin yani, şaka tarafı. Elbette öncelikli olarak bizim rol model olmamız gerekiyor. Da haklısınız. Bütünüyle size hangi gün kolay geliyorsa, hangi vakit namaz kolay geliyorsa, ailece, hani sabah yatıyorlarda çocukları uyandıramam diyorsanız, pazar günü ikindi namazı olabilir, öğlen namazı olabilir, akşam namazı olabilir. En yakın camimizde sadece namaz kılmak için, bakın gayenizin bir de namaz kılmak olması gerekiyor. Yani namaz vakti geçecek değil de camide cemaatle namaz kılmak niyetiyle evinizden çıkıp çocuklarınızla bir namaz kılın. İnanın ailenizle çocuklarınızla iştirak ettiğiniz bu namazın feyizli, rahmeti, bereketi anında halinize ve kalbinize zuhur edecek. Biz öyle inanıyoruz. Çok güzel bir şey, bir şey sundunuz bence, pratiğe aktarma olayı. Evet. Bu aynı zamanda hani psikologların ailenizle sosyal bir şeyler yapın, sosyal bir etkinlik yapın uyarısına da en güzel şekilde katkı sağlar. Çünkü hem ibadet etmiş oluruz, hem çocuklarımızla bir şeyler paylaşırız, hem de toplumla. Ne kadar yani bir taşla birden fazla. İbadet. En önemlisi de ibadet. Çağrıya uymuş oluruz. En önemlisi. Evet. Onu işittik ve itaat ettik. İnşallah Semihna ve Tanrı ile böyle sözleşelim mi muhterem izleyicilerimiz? İnşallah bizler de size söz veriyoruz. Sizler de bizlere kalben sözler verip bir vakit namazla hangi camide olursa birlikte buluşalım inşallah. Haftaya inşallah Allah'tan bir mani gelmezse Fatma hocamızla tekrar devam edeceğiz. Camide kadın cemaati ve İslam eğitim anlayışının kısmen de olursa tabii çok geniş bir çerçeve eğitim anlayışını anlamamız burada bize verilen süre içerisinde mümkün değil. Ama haftaya camide kadının ve çocuğun nasıl iştirak ettiği, Hazreti Peygamber döneminde uygulamaları nasıl olduğunu inşallah birlikte göreceğiz ve biz de bu modeli 2013'e inşallah taşıyacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benim açımdan güzel bir program oldu. İnşallah, İnşallah. İzleyicilerimiz de menfaatlenmişlerdir. Çok güzel oldu. Allah Teala sizden de kanaldan da razı olsun. Burada çalışan bütün kardeşlerimizden de bu hepimizin bir ekip olarak yaptığı bir şey. Evet. Allah Teala bizi nasiplendirsin inşallah. İnşallah. Evet.